Primer hipertansiyonda kan basıncının yükseldiğini biliyoruz. Fakat bunun sebebini bilmiyoruz. Öyle değil mi? Bu duruma sebep olabilecek bir risk faktörü listemiz var ama buna neyin sebep olduğundan tam olarak emin değiliz. Sekonder hipertansiyonda ise kan basıncını yükselten şeyin ne olduğunu biliyoruz hatta hemen tanısını koyabiliyoruz. Çünkü burada hipertansiyon bir başka duruma sekonder olarak yani ikincil olarak gelişiyor. Hipertansiyon vakalarının %10'u sekonder hipertansiyon olduğu için bu rahatsızlığın o kadar da sık görülen bir rahatsızlık olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sadece %10'u. Diğer yüzde doksanı ise tahmin edebileceğiniz gibi primer hipertansiyon vakalarından oluşuyor. O halde gelin hipertansiyona sebep olabilecek diğer hastalıklara bir göz atalım. Mesela böbrek hastalıkları sekonder hipertansiyona yol açabilir. Böbrek hastalıklarında adından da anlaşılacağı gibi böbrekler olması gerektiği gibi çalışmazlar böbrekler su ve sodyum seviyelerini kontrol altında tutarak kan basıncını düzenlemede çok büyük bir rol oynadıkları için de çalışmamaları durumunda vücut bazı sıvılardan kurtulamaz. Vücuttaki sıvı birikmesi de plazma ve kan hacminin dolayısıyla da kan basıncının yükselmesine yol açar kan damarlarındaki akış ve rezistansın kan basıncıyla birebir bağlantılı olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Akış artarsa kan basıncı da artar. Böbrek hastalıklarının arkasında polikistik böbrek hastalığı yatıyor olabilir. Bildiğimiz üzere poli çok anlamına geliyor. Kistik ise sıvı dolu keseler olan kistleri ifade ediyor. Bu böbrekler üzerinde Sıvı dolu keselerin oluşmasına yol açan genetik bir hastalıktır. Bu keseler eğer çok büyürse ya da sayıları artarsa böbreğe zarar verip fonksiyonlarını bozabilir. Bu da vücuttaki sıvı seviyesini ve kan basıncını arttırır. Başka bir böbrek hastalığı olarak glomerüler hastalıktan bahsedebiliriz. Glomerüller böbrekteki atık ya da tuz ve sodyum filtreleridir. Eğer bu filtreler şişer ya da olması gerektiği gibi çalışmazlarsa plazma hacmi ve dolayısıyla kan basıncı artar. Ha, son olarak bir de renovasküler hipertansiyondan bahsedelim. Reno böbreği, vaskülerse böbreğe kan getiren damarları ifade eder. Renovasküler hipertansiyon, böbreğe kan taşıyan damarlarda bir daralma meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu damarlar daralınca böbrek yeteri kadar kan alamaz ve kan alamayan böbrekler vücutta yeteri kadar kan olmadığını, yani susuz kaldığınızı düşünüp sıvı tutmaya başlar. Bunun sonucunda da kan basıncı yine yükselir. Böbreklerle ilgili bu kadar bilgi yeter sanıyorum. Sekonder hipertansiyon sadece böbreklerle alakalı değildir tabii ki. Mesela Cushing sendromunun da sekonder hipertansiyona yol açtığını biliyoruz. Cushing sendromunda kandaki glukokortikoid seviyesi yükselir. Glukokortikoidler böbrek üstü bezi korteksi tarafından salgılanan steroidlerdendir. Kandaki glukokortikoidler sodyum ve su tutulmasını kolaylaştırarak plazma hacmi ve kan basıncının artmasına sebep olur. Primer aldosteronizm bahsetmemiz gereken bir başka hastalık. Bu hastalıkta bir tümör ya da başka bir şey böbrek üstü bezinin çok fazla aldosteron salgılamasına yol açar. Bu sefer de kanda çok fazla aldosteron birikir. Peki, kandaki fazla aldosteron neye yol açar? Aldosteron böbreklere gider ve su ile sodyumu tutmaları gerektiğini söyler. Şu ana kadar gördüğümüz her örnekte olduğu gibi bu da plazma hacminin ve kan basıncının yükselmesine sebep olur. Bahsedeceğim son hastalığın adı biraz uzun. Feokromositoma. Yani böbrek üstü bezinden kaynaklanan ve norepinefrin ve epinefrin gibi kaç ya da savaş tepkisini düzenleyen ve kan basıncını kısa bir süreliğine artıran hormonların salgılanmasından sorumlu olan bir tümör. Sekonder hipertansiyona sebep olan ve bilmenizde fayda olan bir başka hastalık ya da rahatsızlıksa uyku apnesi. Evet. Kulağa garip geldiğinin farkındayım ama uyku apnesi olan insanlar gece boyunca düzensiz bir şekilde nefes alıp verirler. Nefes alıp verme ritmi bozuktur. Bu durum bütün gece devam ettiğinde ise vücut ihtiyacı olan oksijeni alamaz. E, alamadığında da kalp daha fazla oksijen iletmek için daha fazla çalışmaya başlar. E, sonuç olarak da kan akışı ve kan basıncı artar. Uyku apnesi olan hastaların kan basıncının geceleri yükselmesi çok da alışılmadık bir durum değildir. Şimdi, primer hipertansiyon için bir risk faktörü olan obezite, sekonder hipertansiyon için de bir sebep olabilir. Vücut ağırlığı arttıkça dolaşım sistemindeki kan, plazma hacmi ve kan basıncı artar. Şimdi son olarak bir de beyin tümörleri ve ansefalitten bahsedelim. Beyin tümörleri ya da ansefalit yani beyin iltihabı kafatası içindeki basıncı artırır. Bu durumda kan kafatasının içindeki bazı bölümlere yani beynin bazı bölümlerine erişemez. Beyin çok önemli bir organ olduğu için de vücut kafatası içindeki basıncı düşürmek için kan basıncını artırıp kafatasına ve beyne daha fazla kan ulaştırmaya çalışır. Bu da şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.